Merhaba, Nuray Mert ile Soru Cevap programına hoş geldiniz. Değerli çalışma arkadaşım Gökçe Çiçek Kösedağ yıllık izinde olduğu için bugün Nuray Hanım'a ben eşlik edeceğim. İsmim Engin Deniz İpek. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diye başlayayım öncelikle. Nasılsınız? Burası aslında afet bölgesi haline geldi. Ben Karadeniz'den Epeylül yayın yapıyorum, Trabzon'dayım. Feci etrafta sürekli sel felaketleri oluyor. Bizim bulunduğumuz yerde çok şükür öyle bir şey yok ama kötü. Ötesinde, tabii dünyada olanlar da kötü. Şimdi konuşacağımız konu yani. Çok trajik. Çok trajik. Yani evet, bütün bunların aslını faslını biliyoruz filan. İlk defa karşılaştığımız, şaşırdığımız bir şey değil ama genelde çok rahatsız edici. Siz pası attınız, ben de başlayayım müsaadenizle. Şimdi Afganistan'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmelerle başlayalım oradaki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerinin çekilme kararının ardından beklenmedik bir hızda ilerledi Taliban ve pazar günü Kabil'i ele geçirerek yönetimi de tekrar ele geçirmiş oldu 20 yılın ardından. Bu noktada Amerika'nın bölgeden çekilme sürecini sağlıklı yürütemediğine yönelik bazı eleştiriler var. Aynı şekilde Kabil'deki yönetimin yolsuzluk ve hukuksuzluklarına tepki gösteren halkın barışı ve huzuru Taliban'da aradığına ve Taliban'ın da bunu kullanarak özellikle devlet içinden ve aşiretlerden isimlerle sağlam ilişkiler kurarak kendine yönelik bazı engelleri bertaraf ettiğine yönelik bazı gözlemler var. Siz nasıl yorumlarsınız son gelişmeleri, acaba hangi perspektiften bakmak gerekiyor? Vallahi çok aslında özel olarak bana mahsus bir yorum yok. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii ben izleyebildiğim Türkiye'deki tartışılanlar veya işte CNN ve Batan'ı akım medyasında söylenenlere şerh düşmek lazım. Onların çizdiği tablolara. Çünkü hem eksik ve Batı ana akım medyası bazen de saptırılmış. Gerçi çok eleştirildi. Yani ana akım medyasında da, CNN'de de dahil olmak üzere Amerika'nın bu terk etme süreci ve yaşananlar, hepimizin gözleriyle gördüğü ve görmedikleri ama biz tabii gördüklerimiz üzerinden yorum yapıyoruz. Çok eleştirildi. Zaten artık saklanacak, gizlenecek de bir hali yok. Yani gerçekten tarihe geçecek. Yani Vietnam fotoğrafları gibi nasıl onlar tarihe geçti. Bunlar da tarihe geçecek. Kötü bir şekilde yani tarihe geçecek şeyler. Belki onlara şerh düşmek, açıklık kazandırmak lazım. İlk söylediğinizden başlayayım. Afganistan'ı takip edenler biliyorlar ki bu şekilde, yani havaalanında yaşananlar birebir spesifik olarak, bunlar tabii tahmin edilecek şeyler değil ama bir kaos beklediği, Afganistan'ın bir kaosun beklediğini herkes biliyordu. Ve bunu Amerikan yönetimleri de biliyordu. Ve zaten çok uzun süredir, Nisan'da zaten açıklanmış bir karar biliyorsunuz. Uzun süredir de yazılan, çizilen ve de üstelik de yani işte Biden yönetimini destekleyen, Demokrat Parti'yi destekleyen liberal Batı ana akım medyasında da dahil olmak üzere, yani öyle marjinal yerlerde falan filan değil, bu kararın sonuçlarının çok kötü olacağı, işte kadınlar için kötü olacağı, oradaki sivil halk için kötü olacağı, sonuç itibariyle bölge için kötü olacağı filan çok tartışılıyordu ve de eleştiriliyordu. Ama biliyorsun ve ondan sonra da işte Biden'ın kararı sanki sürprizmiş gibi geldi. Oysa ki sürpriz de değil. Zaten ben Biden'ın seçiminden itibaren de, veya ben de onlardan biriyim, Biden'ın dış politikasının Trump'tan hiç de farklı olmayacağını, onun devamı olacağını, bu kadar gürültü koparılmasına rağmen Biden'ın öyle çok değişik küresel siyasette farklı tutumlar takılmayacağını iddia edenlerden biriydim. Öyle görenlerden biriydim. O Afganistan konusunda da aynı oldu. Onun yaptığını Trump bile yapmaz diyeceğim neredeyse. Yani bu öngörülemez bir şey. Dediğim gibi birebir havaalanı böyle olur diye öngöremeyebilirsiniz ama kaosun olacağı %100 ve bir vahim sonuçlar çıkacağı %100'dü. Bu kısmen beceriksizlikle açıklanabilir. Her yönetim bu koşullarda zaafları dolayısıyla eleştirilir. Ama onun ötesinde benim eklemek istediğim bu, yani ne olursa olsunculukla alakalı.
Zaten Biden daha sonraki açıklamasında dedi ki Afganistan'ı terk etmek için iyi bir zaman yok. Yani bir şekilde bu yaşanacaktı. Bu döneme denk geldi demek istiyor. Ve dediğimiz gibi o kadar çok bilinen, tartışılan şeylerdi ki bunları ne yapalım? Bunlar çözülecek işler değil yani. Bir şekilde bu işten sıyrılmamız lazım diye göze alınan maliyetler olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar trajik bir görünüm dışarıda tutulursa gerisinin göze alındığını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şimdi veya işte daha az böyle daha uzaktan takip edenler için şaşırtıcı olan yani kim bu kaçanlarda bir kere Amerikalılarla 20 yıllık bir yönetimden bahsediyoruz. Güdümlü yönetimden bahsediyoruz veya doğrudan yönetimden bahsediyoruz başlarında. Amerikalılarla çalışanların Taliban'ın hedefi olacağını yani vatan haini filan şeklinde bilinen bir şey. Dolayısıyla böyle bir çekilme operasyonunda ABD'nin işte bizimle birlikte çalışanlar, müttefiklerimiz filan dediği personel, yakın personele bir şekilde kendisiyle beraber kurtarması gerekiyor. Bunun planları işte güya yapıldı ama çok kısıtlı çevrede kaldı. Daha birinci halkadakiler için bile tam manasıyla ve başarılı bir boşaltma eylemi, eylem planı hazırlanmadı. İkinci halkadaki yani baştan işte onun bir şartları var. Siz işte ispatlıyorsunuz Amerikalılarla çalıştığınızı, vizeye başvuruyorsunuz falan filan. Ondan sonra işte birinci halka şu kadar insan ki onlar da çalışanların çok azı. İkinci halka işte onlara bize vermeyiz diye uzun süredir bu yani zaten bir tartışma konusu. Basbayağı adamlar ya işte üçüncü bir ülkeye gidin. Orada bekleyin. Bakalım biz işte göç prosedürlerine uygun bir şekilde size bir sene ordularda oturun. Sonra işte belki veririz bize filan dediklerine göre bunu ve bu da çok dediğim gibi bu da bayağı şey yapıldı, eleştirildi. Söz konu tartışma konusu edildi. Yani başından belli ki Amerikalılar orada çalıştıkları hedef olabilecek insanları bile kurtarmayı, onlara sığınma hakkı tanımayı filan düşünmüyorlardı. Yani bunu hani böyle şey bir şey değil bu. Marjinal yayın organlarından işte anti-Amerikan yayın organlarının falan söylediği ki değil ana akım medyada bu aylardır tartışılan bir şey. Dolayısıyla çok üzücü ama çok şaşırtıcı değil yaşananlar. Oraya üşüşen insanlar da bu bahsettiğim insanlar aslında. Yani aslında bize işte havaalanının kontrolü elden kaçınca tam bir kaos yaşanıyor ama bir şekilde oradan tahliye edilmesi planlanan veya zaruri, öncelikli olarak tahliye edilmesi gerekenler. Belki onlara katılan ahaliden insan da var. Ama oradaki karışıklık o. Yoksa Taliban işte askerleri görüyor. Önlerinde sokaktaki insanlar da önlerinden kaçıp havaalanında üşüşmüyorlar. Bu insanların zaten tahliye edilmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Göstere göstere yani, geldi bir anlamda diyorsunuz siz. Tabii biliniyordu bunlar yani. Diyordum işte Biden yani Afganistan'ı terk etmenin iyi bir zamanı yok demekle aslında bunu söylüyor yani. Ben yani yapabileceğim bu kadar. O yapabileceklerin içerisinde de bu göçmen ve sığınmacı vizesi konusundaki tutumlarından da açık seçik görüyoruz ki bir sürü Afgan'a sığınma hakkı falan tanımak istemiyorlar. Zaten biliyorsunuz Türkiye aslında bu konuda tepki verdi hükümet. Yani Türkiye'nin de adı geçti. Üçüncü ülkeler şimdi. Yani doğrudan bize verilmeyecekler için üçüncü ülke formülü ortaya çıktı ya. Türkiye de buna işte itiraz etti. Bize sormadan gelin güvey olmayın şeklinde. Yani Türkiye bölge ülkelerinin bu insanları absorbe etmesini düşünülüyor. Yani ilk plan da bu aslında. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu sıradan bir beceriksizlik falan değil. Biden diyor ki biz işte zannettiğimizden daha erken şey yaptı. Taliban hareket etti. Bunda da Afgan hükümetini ve Afgan ordusunu suçluyor biliyorsunuz. Şimdi oraya dönelim istiyorum. Afganistan tarafında nasıl bir işleyiş var size göre? Ne oldu, neler bitti aradan geçen yıllarda ki böyle bir durum yaşandı? Şimdi toplumunda zor bir durumda olduğunu söyleyebiliriz çünkü orada. O kısım da önemli, Amerika'nın dahil olduğu taraf kadar diye düşünürüm ben.
Şimdi zaten gene sonuçlardan da net bir şekilde görüldüğü gibi, belki uzaktan bakıldığında orada işte merkezi bir hükümet var. Taliban da böyle marjinal bir terör örgütü gibi gözüküyor falan, ama orada merkezi hükümet tutmadı. Zaten o yüzden Amerikalılar sonunda çekilmeye karar verdiler ve bugün karar vermediler. Yani kaç yılından beri şimdi hatırlamıyorum, bu çekilmenin mevzu edilmesi neredeyse Obama. Evet, 2014'ten bu yana bir evet, geri çekilme. Obama ikinci şeyinde, başkanlık döneminde başlayan bir şey. Yani orada düzen tutmuyor. Niye düzen tutmuyor? Çünkü zoraki bir. Yani Afganlılar da, Taliban da Afganların işte gönüllerinde yatan iktidarı demek istemiyorum ama bu Kabil'de ABD ve işte Batı desteğiyle ayakta tutulmaya çalışılan yönetim zoraki bir birliktelik. Yani Afganistan zaten Taliban türünde bir ülke, onun hayat koşullarında, ona başka dışarıdan bir şey dayatılıyor demiyorum. Mutlaka orada da daha özgür yaşamak isteyen insanlar var. Ve nitekim de onlar bir kısmı geri döndü işte bu Taliban rejiminden kurtarılınca diyelim, tırnak içerisinde. Yani ABD müdahalesiyle 11 Eylül'den sonra geri döndüler. Bu Batı destekli hükümet içerisinde yer aldılar. Fakat ne olursa olsun bu yönetim zoraki bir ittifaktan oluşuyor. Daha önceki işte Sovyet işgaliyle başlayan, Sovyet işgaline karşı örgütlenen cihat, cihatçı liderler. Bunlar savaş lordları. Yaygın tabirle astı astı, kestiği kestik feodal türde bölgesel güçleri olan, büyük ölçüde kendi başlarına ve kendi aralarında ittifaka girip çatışmalara da aynı zamanda giren ve Afganistan'a bugün itibariyle 40 yıldır neredeyse bir iç savaş ortamında tutan yerel güçler, aslında onların da koalisyonundan oluşan Batı destekli bir merkezi yönetim. Bir söz konusu olan Afganistan'daki iktidar da bundan ibaretti. Ve bir şekilde bu güç dağılımı, yani güç dengesi bir devlet oluşturulmasına veya ekonomik veya kurumsal bir altyapının geliştirilmesine maniydi. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Dışarıdan gelen yardımlar bile talan ediliyor. Yani oradaki şey, bütün pazarlıklar, müzakereler, kim ne kadar pay alacak? Yani siyasi nüfuz olarak da, dışarıdan gelen yardım olarak da, uyuşturucu ticaretinden de orada yaygın olan kimin gücünü daha arttıracağına dayalı çok başlı bir yapı. En tepelerinde de Batı destekli işte göstermelik. Daha önce Karzai'ydi. Sonra Eşref Gani ile Abdullah hükümeti işte dışarıdan gene zoraki falan kuruldu. Onların arasında bile, yani Batı destekli bu şeyler arasında bile, yani Karzai, Abdullah ve Eşref Gani arasında da sürekli sürtüşme var. Böyle hiçbir merkezi yönetimin tutamadığı bu nedenlerden hep böyle 79'dan sonraki o dağınık yapının ve dışarıdan da bu dağınıklık destekleniyor. Devam ettiği bir ülke öyle olunca şimdi Taliban, dediğim gibi, yani dışarıdan baktığınızda Afganistan'da bir yönetim var da, bir devlet var, işte toplumsal hayat devam ediyor. Birdenbire Taliban diye bir gözü dönmüş sakallı, uzun sakallı adamlar çıkıp insanları ülkeden kaçırtmıyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. 40 yıldır doğru dürüst eğitim yok. Yani Kabil'deki göstermelik kız okulları falan birkaç tane, işte dediğim gibi böyle vitrin şeyinden başka, görüntüsünden başka hiçbir şey de olmadı demiyorum. Çünkü Afgan toplumu da evet Taliban yönetimi gibi bir anlayışla illa tamamı bunu aklı yatmış, böyle yaşayabilecek bir toplum değil. Yani bunlara itibar, dönüşmeye, değişmeye bir itibar var belli bir ölçekte. Ama bunlar dediğim ortamda gerçekleşemedi. Tamamıyla bir vitrin şey olarak, süs olarak kaldı. Ve 40 yıl süren bir zaman içerisinde doğru dürüst eğitim almış insan yok. Yani bu Afgan yönetimin de Batı destekli yönetim de Amerika'da filan eğitim görmüş. Oradaki entelektüeller, işte kadın hakları savunucuların filan, tamam, görüyorsunuz televizyonlarda gayet ikinci ana dilleri İngilizce olarak konuşuyorlar. Yani toplumda bir eğitim, asgari eğitim şeyi bile
örgütlenmesi bile yapılamamış bir toplumdan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O yüzden yani çökmesi de mukadder. Bu olanlar da mukadder. Fakat bir toplum için çok trajik şeyler tabii. Yani 40 yıl böyle bir düzen, ondan sonra Taliban gibi. Gerçekten şimdi insanlar da işte ilkel. Yani o toplumda bir şey yok ki kalan. Sadece işte o toplumun geri kalanların, orada yaşamak durumunda olanların da zaten çoğu 73'ten beri Afganistan dışarıya, yani ilk hükümet darbesinden, krallığın devrilmesinden sonra dışarıya göç veren bir toplum. Orada yaşamak zorunda kalan insanlar artık asgari güvenliğe bile muhtaç hale gelmişler. Ekonomik olarak korkunç fakir ve bu keyfi yönetimler o kadar bezmişler ki bu Taliban'ın onlara sunduğu asgari güvenlik, asgari düzen, en azından bir düzen, disiplin, güvenceler onlar için tercih edilir oluyor. Yani bunu görmek lazım. Ve o da işte böyle bir tablo. Böyle bir tablo durduk yerde çıkmıyor. Bakın o Taliban'daki işte genç çocuklar, sakallı, ellerinde kalaşnikovlar. Onlar böyle bir ortamda doğmuş, büyümüş. Kırsal bir ortamda işte çıkar yolu böyle kafalarında kurdukları ilkel bir İslam devleti olarak gören insanlar. Yani bu böyle çok esrarengiz bir şey değil yani. Taliban ne düşünüyor, ne yapıyor? Sosyolojisine bakarsanız işte bu kadar, buradan bu çıkıyor yani. Böyle bu kadar mahvolmuş bir toplumdan. Sonucu da bu oluyor diyorsunuz. Tabii şimdi Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte merak edilen en önemli konulardan biri de Türkiye'nin yaşananlar karşısında nasıl bir politika izleyeceği oldu. Tabii şimdi mülteci gündemiyle başlamıştı. Şimdi dış politikaya da taşınmış oldu böylece. Şimdi bu bağlamda öne çıkan başlıklardan biri de şüphesiz Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik girişimleri Türkiye'nin. Ancak son olarak dün gece Reuters haber ajansında Türk güvenlik kaynaklarına dayanan bir haber paylaşıldı ve Türkiye'nin bu niyetinden vazgeçmeye başladığına yönelik bir sinyaller olduğu aktarıldı. Şimdi Türkiye'nin son gelişmeler karşısında nasıl bir politika izlediğini ve neler yapabileceğini sorayım size ilk olarak. Bir de bununla bağlantılı olarak daha genel bir pencereye taşımak gerekirse Türkiye-Afganistan ilişkilerinde AKP'nin dış politikadaki hamleleriyle değişimler görüyor muyuz size göre son yıllarda, yoksa daha gelenekselci bir bakış açısı mı hakim? Bunu da iletmek istedim. Şimdi bir kere hani özellikle en başlarda işte Cumhurbaşkanı'nın da işte biz de Müslüman bir ülkeyiz filan demesi, işte Taliban gibi bir Müslümanız diye tartışma yarattı. Ama şimdi şu kadar artık haksızlık. Yani Taliban da İslamcı bir radikal İslamcı. AK Partisi de zaten İslamcı bir iktidar. Acaba bunlar arasında böyle bir şey mi var? Yani müzakere filan onları kayırıyor mu? Ya böyle değil. Tabii ki yani bunun AK Partisi Taliban ideolojisinde değil. İkincisi olaylar öyle değil. Üstüne üstlük Türkiye orada Taliban'a falan değil. Raşit Dostum gibi ya özellikle en başta Raşit Dostum Özbek General olmak üzere savaş ordularını öteden beri destekliyor. Yani kendi stratejik derinliğini orada görüyor. Ve bunlar da Taliban'la mücadele eden güçler. Biliyorsunuz işte Mezar-ı Şerif'i alınca Taliban görselleri çıktı. Raşit Dostum'un sarayına girdiler. O çirkinlik de görüldü. Raşit Dostum zaten tam bir dediğimiz gibi savaş derebeyi ve her türlü katliamın içerisinde suistihan, insan hakları ihlalinin içerisinde olan bir adam. Bir mücahit lider güya ve Türkiye öteden beri bunu destekliyor. Bir de bu Türkiye'nin Afganistan konusundaki siyasetini daha Soğuk Savaş sonrasına, yani artık Birinci Dünya Savaşlarına gitmeyelim ama Soğuk Savaş bitiminden sonra Türkiye'nin aldığı tutumun devamı olarak görmek lazım. Biz 90'lardan itibaren Batı siyasetleri çerçevesinde, yani Batı ittifakı içinde bulunmak dolayısıyla bu tür bölgelerde inisiyatif bize ve de NATO ülkesi olmak dolayısıyla Türkiye'ye bir inisiyatif alanı açıldı biliyorsunuz. Şu anda AK Partisi'nin de devam ettirdiği şey bu politika. Yani daha Çiller dönemi, Özal döneminde başlayan, Çiller döneminde devam eden, 90'lı yıllarda devam eden
siyasetin bir parçası. AK Partisi'nin zaten bu İslamcılık, yani dış politikada İslamcılığın damgası vurması meselesi de gene daha açılması gereken bir şey. Onların böyle bir perspektifi, hevesi, heva ve hevesi olabilir. Ama bunun başlangıcı da zaten bu yola girmesi Türk dış siyasetinin de hem Soğuk Savaş sonrasında başladı. İkinci 2000'li yıllarda ise Batı İttifakı'nın, ABD önderliğindeki Batı blokunun aslında uyguladığı ve Türkiye'ye yüklediği misyonlarla paralel ilerledi. Batı'ya rağmen ilerlemedi. Daha sonra bir ihtilaf oldu. Çünkü Arap Baharı sonrasında Batı İttifakı karar değiştirdi. Resmen Müslüman kardeşleri, ılımlı İslamcı güçleri desteklemekten. Türkiye direndi, orada bir ihtilaf çıktı. Şimdi tekrar bence bu Afganistan siyasette yine Batı İttifakı içerisinde olmak politikasıyla paralel giden bir işti. Havaalanının güvenliği meselesi de yine bu çerçevedeydi. Yani Afganistan ve Taliban'a falan ön vermek için değil, tam tersine işte Türkiye hep böyle bölgesel önemli roller üstlenmek istiyor. Bir dönemde önü çok açıldı Batı ülkeleri açısından. Hep gene bu pozisyonunu geri almaya çalışıyor. Bölgesel güç olma, aynı zamanda Batı ittifakı açısından yararlı, faydalı, önemli bir aktör olmaya çalışıyor. Taliban'la müzakere hevesi de bu nedenle. Taliban'la Türkiye İslamcı falan olduğu için bu ülkeler müzakere falan söz konusu değil. Taliban'la ABD de dolaylı müzakere içerisinde. O noktaya gelindi zaten ve herkes olacak, göreceksiniz. Yani bu sonuç olmadan da ben bir yerlerde böyle bir yorum olarak yazdım mı, söyledim mi bilmiyorum. Yadırganan bir şey ama yani müneccim değiliz. Tabii olayların gidişatından anlıyoruz ki Taliban'la herkes müzakere etmek zorunda kalacak. Bunun ideolojik akrabalıkla falan hiçbir alakası yok. Asıl sorunlu olan bizim daha önce oradaki Raşit dostumlarla falan o cihat süreçlerinde yaptığımız, izlediğimiz politikalar. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonra da yapacağı şey bir müzakere, şimdi elçiliğini kapatmadı, bir müzakere ortamı falan olursa, ki Taliban da artık 20 yıl içerisinde dersini almış gözüküyor. En azından Taliban yönetimi nasıl devam eder bilmiyorum ama şu an itibarıyla Amerikalılardan daha medeni davrandıkları bir gerçek. Yani tahliyelere karışmıyorlar falan. Dediğim gibi o 20 yıl içerisinde bayağı bir diplomatik tecrübe kazanmış vaziyetteler. Bölgede olanlar da Taliban'la görüşmeyi ve müzakereyi gerekli kılıyor. En azından kısa vadede. Dolayısıyla Türkiye'nin Taliban'la müzakerelerde böyle yer kapmaya çalışması, inisiyatif almaya çalışması kendi dış politikasıyla aslında Soğuk Savaş sonrasındaki dış politikasıyla uyumlu bir şey. Yani kalkıp da hani İslamcılık üzerinden falan bağ kurmanın öküz altında buzağı aramanın bir alemi yok. Sonuç verir vermez. Bakın çok heveskar davranıldı Kabil Havaalanı konusunda ama öyle bir imkan bile kalmadı. Öyle bir ortam da olmadı. Yani her böyle işe atıldığınızda da size böyle ihaleler düşmüyor. Bazen imkanlar da el vermiyor. Yani o yüzden biz yani böyle bütün bunda zaten Türkiye'ye bu derece önemli bir rol yüklenir mi yüklenmez mi belli değilken bile bu günlerce haftalarca tartışıldı. Yani tartışılsın tabii, yani Türkiye askerinin orada burada ne işi var? Amerika'nın misyonunun başarısızlığının tamirinde ne işi var diye tartışıldı da bu dediğim gibi ideolojik akrabalık üzerinden falan okumak çok yanıltıcı doğrusu. Az önce şey söylediniz, dikkatimi çekti. Taliban son 20 senede belli başlı aşamalar kaydetmiştir şeklinde bir yorumunuz oldu. Tabii ki özellikle diplomatik olarak ona da vurgu yaptınız. Ben son olarak bununla paralel olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi siz yayın öncesinde konuştuğumuzda da gerek kaleme aldığınız yazılarda da şundan bahsediyorsunuz. Şu anki politikayı yorumlayabilmek için ülkenin tarihsel akışına hakim olmanın gerekli olduğunun altını çiziyorsunuz sık sık. Şimdi karşımızda 1990'lara göre uluslararası anlamda daha tanınır olmak istediğini belirten bir Taliban ve bununla paralel olarak sözcülerden gelen işte kadınlar şu şekilde özgür olabilir, böyle özgür olabilir şeklinde büyük çapta olmayan, biraz muallak ancak medyanın ve insanların ilgisini çeken çıkışlar oluyor. Şimdi ülkedeki 20 yılda bambaşka bir jenerasyonun da olduğunu hesaba katarsak, uluslararası toplum denen olgu gerçek mi bilinmez ancak bu tanınırlık kaygısının ön planda tutulması acaba yeni dengeleri
ilişkilerin oluşmasına da sebebiyet verir mi Afganistan toplumu içerisinde? Bunu özellikle kadınlar için soruyorum. Çünkü kadınların durumu konusunda da çok şey yazılıp çizildi ve çok büyük kaygılar var. Son olarak bunu da iletmiş olayım size. Valla kadınların durumu dediğim gibi Batı ana akım medyasının vitrinde tuttuğu, aslında hiç de umurunda olmadığı. Bunu Afgan kadın hakları savunucu çevreler de çok dile getirdiler özellikle çekilme sürecinde. Böyle bir vitrinde işte kadınların haklarını koruyalım. Zaten demokrasi inşa etmek üzere oraya, ulus inşa etmek üzere gittiklerini iddia etmişlerdi biliyorsunuz. Ama onun dediğim gibi 2000'li yıllardaki durumdan bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. O bahsettiniz de ben Afganistan üzerine pek yani yorum yazısı yazmıyorum. O yüzden de yazmadım. Belki önümüzdeki günlerde yazarım. Okuduğumuz şey kitap sitesi olduğu için, yani kitap eleştirisi sitesi olduğu için, hani Afganistan gündemde, o zaman Afganistan kitapları üzerinden bir değerlendirme yapayım diye. Eksikli yüksüklü yani, okuyan olursa önceden şey yapayım. Çok kitaplarla sınırlı kaldığım için. Son derece açıklayıcı bence, bana kalırsa ben buradan vermiş olayım. Evet, yani bazı konulara değinilmeyen bazı konulara, ama daha açık beni şeyler yazmak lazım. Yazanlar da vardır mutlaka. Benim gözüme çok çarpmadı Fehim Taştekin'in yazısı dışında, yani aklıma yatan bazı şeyler. Şimdi bundan sonraki yeni dengeler mi oluşacak diyorsunuz? Yeni dengeler zaten oluştu. Yani hali hazırda. Zaten yeni dengeler oluşmasının sonucu olarak da biraz bunlar yaşanıyor. Bu yeni dengeler içerisinde bakın Taliban'ın yani sadece mecbur kaldığı için değil, ABD'nin uzak doğu, Güney Asya, Pasifik işte denilen öncelikleri doğrultusunda da düşünmek lazım bunu. Taliban'ın batı ile olan şey, şimdi kadın haklarına falan saygılı gözükmesi falan ziyade orada Çin eksenine veya Avrasyacı, yani bizdeki Avrasyacıların da heveslendiği bir şey var ya artık, yaşasın filan işte Avrasya'da yeni güçle ABD karşıtı güçler oluşuyor filan diye. ABD'nin de birinci önceliği şimdi kadın hakları filan değil, Taliban'ın bu konuda yumuşaması diye, onların tabii diplomatik bir hamlesi var. Hem yönetebilmek için böyle olması gerektiğini biliyorlar, dediğiniz gibi yeni bir nesil de yetişti. Hatta iki nesil yetişti bu esnada. Ama öncelikle dünya sistemine daha pozitif mesajlar vermek açısından böyle Avrasyacı, işte Çin, Min, işte Amerika'ya alternatif güçler değil, bunların arasında denge siyaseti izlemeleri ABD için yeterli olacak. Ben size söyleyeyim. Onun ötesinde ben Rusya'nın da doğrusu bunlar yani çok afaki görünebilir. Şimdilik bir mantık yürütme yaptığımızda ve şu ana kadar olayları değerlendirdiğimizde Rusya'nın da burada dediğim gibi yine Avrasyacılar umduğu gibi Çin'le falan beraber davranıp da işte Pakistan, Afganistan. Pakistan'ı da sayabiliriz hani, belki diyecektim ben de. Zaten Pakistan da Batı'yla tek problemi Çin'e çok yakınlaşmış olması. Çin'le çok yakın şey yapması. Daha önce de Taliban'ı tanımış olması, ama o uzun bir mesele, onu şimdi buraya sıkıştıramayız. Bambaşka bir mesele dediğiniz gibi aslında. Evet, evet, ama bu da yani kendilerinin açısından çok izah edilebilir bir şey. Ötesinde çok Afganistan'ın müddiş işlerinden sorumlu tutabilecek şeyleri de var. Tabii Pakistan İstihbarat Örgütü'nün. Onun ötesinde ama küresel çaptaki önemi açısından ben Rusya'nın da Çin'le beraber davranmaktansa örtük ABD, yani artık orada yenilmiş bir ABD ile, yenilgisi aşikar olmuş ABD ile denge siyaseti Afganistan söz konusu olduğunda doğrudan orayı Çin'e açmak konusunda neredeyse ABD kadar ihtiyatlı davranacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Taliban'ın vereceği, yapacağı şeyler, kuracağı dengeler bu çerçevede olursa bu batı, bütün bu şeyin kaos içerisinde ve kargaşanın içerisinde geride gölgede kalan bir unsur olarak batının yetineceği bir şey olacak. İşte gizli pazarlıklar falan deniliyor. İşte kim bilir ne oldu, ne yaptı, ne edildi, böyle çekildi. Gizli mizli değil bence yani örtük, ama Taliban'la en çok bu Doha'da ki siyasi temsilciliği, orada yapılan müzakerede en çok bu konunun, yani genel kuracağı ilişkilerin, diğer ülkelerle kuracağı ilişkilerin fazla Çin
veya Avrasya falan gibi böyle artık dünya sistemi, Batı bloğu dışında alternatif arayışlar değil, daha dengeli ilişkiler kurmasının yeterli olacağını düşünüyorum. ABD'nin şu anda bununla yetineceğini düşünüyorum. Birinci kaygısında bu olduğunu düşünüyorum. Kadın hakları falan diye öyle olmadı, ortaya çıktı zaten. Bunlar biraz daha göstermelik gündemler şeklinde yapılması gereken yani açıklamalar. Yani önemsiz dediği kamuoyunu ilgilendiriyor tabii. Yani yıllarca işte orada kadın hakları demişler, bir vitrin yapmışlar. Bir takım kadınlar işte yurt dışında yetişmiş olan Afgan kadınlar gelmiş. Orada bir sürü NGO çalışması yapılmış filan. Buraya bütün projektörü buraya tutmuşsunuz. O da önemli tabii yani. Böyle kıtır kıtır kadınları kesen bir rejimle ittifak edemezsiniz. Mutlaka önemli ama birinci şeyin önceliğin bu olmadığını düşünüyorum. Bir de yani zaten dediğim gibi şimdi Taliban savunucusu diye resmedecekler. Hani Taliban Amerikalılardan daha medeni davrandı falan dedim. Bir de üstüne şimdi diyeceğim ki şimdi böyle işte Taliban işte 15 yaşında kızları kaçırıyormuş falan gibi. Ya bunlar da gerçekten hurafe, böyle bir şey yok. Yani de Taliban'ın ne olduğu belli. Yani kaba saba bir şey anlayışı, kaba saba bir din anlayışı da diyemeyeceğim. Kaba saba bir dünya görüşü, fukara bir, ilkel bir hayat ve dünya tasavvuru. Yani sosyolojisi de bu. Ama Taliban zaten itibar kazanmasının nedeni bu keyfi şeyler. Yani ilk Kabil ele geçirmesi döneminde bile öne çıkmasının nedeni en son yine bir tecavüz, bir kadının kaçırılıp tecavüz edilmesiydi. Bu savaş lordlarının beslediği insanlar tarafından, anlatabiliyor muyum? O yüzden Taliban da böyle hani böyle gördüğü kadını tecavüz eden, boynunu kesen falan bir güç değil. Dediğimiz gibi fundamentalist, işte şey cezaları, rejim cezası, korkunç sahneler. Fakat neyin ne olduğunu bilmeliyiz ki böyle bir takım hani orta çağ masalları üzerinden siyasi yorum yapmayalım diye düşünüyorum. Nuray Mert, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık da burada noktalayalım programı. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.